Müge Bereketli Kahve Arası programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Tarık Arıkdal ile ruhçuluk üzerine sohbet edeceğiz. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1990 yılında mezun bir elektrik mühendisi ve mesleğini icra etmeye devam ediyor. Ama bizim esas merakla izlediğimiz tarafı insanlığa pozitif yönde hizmet eden enerjisi. Spiritüalizmin Türkiye'deki kurucuları 1898-1960 yılları arasında yaşayan Doktor Bedri Rus Selman ve 1936-1997 yılları arasında yaşayan Ergün Arıkdal. Tarık Bey Ergün Arıkdal'ın oğlu hem de öğrencisi. Gençlik yıllarında babasının yanında yetişmiş. 2013 yılında Ergün Arıkdal Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü'nü kurmuş ve 11 yıldır 800'ü aşkın öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen. Tarık Bey, spiritüalizm nedir? Yani Türkçe ruhçuluk nedir? Ve bu bilgileri, öğretileri bilmek bize ne katar diye sorarak başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru sordunuz. Spiritüalizm, Türkçesi ruhçuluk olarak çevriliyor. Tanım olarak deneysel metotlarla hayatı ve insanın kendi gerçeğini anlamaya hizmet eden bir araştırma yolu. Spiritüalizm bu anlamda bir felsefe değil. Çünkü deneysel tarafı vardır. Hayali değildir. Diğer anlamda bir din değildir. Çünkü din olmanı gerektirecek unsurları içermez. Daha çok insanın etrafında tanıdığı tabiatı gözlemleyerek bu olayların içinde işte doğa veya doğa dışı dediğimiz olayları gözlemleyerek çıkardığı sonuçların ve yapmış olduğu yorumların bir özeti olan hayatı anlama yolu diyebiliriz. İnsanın kendi gerçeğini ve doğasını keşfetme yolu. Spiritüalizm bence bu. Bir kitapçığımız var, Varlıksal İlkeler diye. Evet. Orada çok çarpıcı bir takım işte varoluşsal eşitlik gibi, evet, sebep-sonuç ilkeleri gibi, evet, çok temel bir takım ilkeleri var. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle, deney ve gözlem yapılan her olguda olduğu gibi bunun sonuçları insan tarafından doğal olarak yorumlanıyor. Etrafımızda doğa gibi gördüğümüz olan her olgunun aslında bizimle alakalı yönü var. Şimdi mesela biz burada esas paranormal olayları, doğa dışı olayları ya da işte bugün artık üniversitelerde de parapsikoloji olarak, belki yurdumuzda yok ama yurt dışında parapsikoloji lisansüstü programları çerçevesinde işlenen, incelenen telepati, duru görü, duru işiti, telekinezi vesaire gibi bir takım insanın kendi mutat doğasının dışında gördüğümüz bir takım durum ve olayları inceleyerek bu durum ve olaylardan bir takım tabii ki sonuçlar çıkartıyoruz. Aslında insanda ortaya çıkan her olay o insanın kendi doğasının dışında bir olay değildir. O gene bizim kendi doğamızın içerisinde olan bir olay. Fakat sürekli olmadığı için yahut da herkes de olmadığı için, herkes de ortaya çıkmadığı için, bazı insanlarda bu fenomenler ortaya çıktığı için, örneğin mesela bir kehanet olayı. Biz buna aslında duru görü diyoruz. Yani kehanet biraz da eski bir kelime kalmıştır. Duru görü olayında daha olmamış bir olayın, hatta sebepleri oluşmamış bir sonucun ortaya konulması, çok önceden bunların söylenmesi ve aynı şekilde çıkması bizim zaman, mekan, hayat konularında bir takım şeyleri tekrardan düşünmemizi gerektiriyor. İşte spiritüalizm bu noktalardan ortaya çıkmıştır. Yani insanın kendi doğasının özelliklerini araştırmak için aslında spiritüalizm ve ruhçuluk ortaya çıkmıştır. Tabii böyle olunca örneğin bir kehanet mekanizması yahut da duru görü mekanizması çok çeşitli hallerde ortaya çıkabilir. Birisi bunu uykuda görebilir. Veyahut da birisinin gündüz rüyası gibi, biz ona rüyet diyoruz ya da vizyon deniyor yabancı dil karşılığı. Kendi kendine olan insanlar var. Hipnozda mesela, hipnoz uzmanları arkadaşlar bunları aslında bu tip deneyleri yapanlar gayet iyi biliyorlar.
hipnozla bir takım insanlarda bir takım böyle bir yetenekler, durumlar ortaya çıkıyor. Yani kendi kendine çıkmasa bile hiç kendinden bir haber olan bir insanda da bu fenomenler ortaya çıkıyor. O zaman böyle olunca hipnoz gibi, trans gibi diğer değiştirilmiş şuur halleri dediğimiz insanların yaşadığı hallerde ortaya çıkan durumlar bize işte öte alemle irtibat, bedensiz varlıklarla irtibat, bunların gerçekliği hakkında akli bildiğimiz bizim akıl mantık zincirinden kopmadan yaptığımız araştırmalarla bunların da gerçek olduğu ortaya çıkıyor. İlahi Nizam ve Kainat var, Doktor Bedri Ruhsenman'ın yazdığı. Bir de Sadıklar Planı var. Burada evet medyumluk mekanizmasıyla bir şekilde tebliğler alınıp, bilgiler alınıp insanlığın hizmetine sunuluyor. Aslında burada uçuk kaçık, öte alem, uzaylılar falan gibi bilgiler yok. İnsanlığı vazife planına yükseltecek bir takım bilgiler geliyor. Kendimiz tekamül etmek durumunda dünya okuluna geldiğimiz için de aslında enstitüde daha çok bu bilgileri verip kendi hayatımızı bir nizama sokmamızı bekliyorsunuz. Çok değil doğru. Mi? Çok doğru. Şimdi Türkiye'de tabii çok spiritüel araştırmalar yahut da çalışmalar yapılmıştır ama kurumsal ve ilk derli toplu çalışmalar bizim hocamız, bir numaralı hocamız olan Doktor Bedri Ruhsenman tarafından yapılmıştır. Hem hekim kimliği, hem konuya gönülden bağlılığı, şüpheciliği, bu konuları Türkiye satında gerçekten mayalamıştır ve pek çok insanın da onun yaptığı çalışmalardan nasiplenmesini sağlamıştır. Kendisini her zaman saygı ve şükranla anıyoruz. Arkasından gelen Ergün Arıkdal da aslında onun bıraktığı noktadan bu işin daha fazla bilinmesi, daha fazla uygulanması, insanların hayatına daha fazla aksedilebilmesi için 40 seneden fazla çalışmış ve aslında konunun daha çok bilinmesi ve yaygınlaşması için çok büyük çabalar sarf etmiştir ve başarıya da ulaşmıştır. Yani bugün bir Bedri Ruhsenman biliniyorsa ve tabii ki hepimiz tarafından da ilgiyle izleniyorsa, okunuyorsa eserleri ve son yaptığı çalışması İlahi Nizam ve Kainat, bunu bize unutturmayan insanlardan biri de tabii Ergün Arıkdal'dır. Onun bir işte mesela diyelim ki bir vazife, yani vazife ne demek? Vazife insanın yaptığı her şey demektir. İnsanın yaptığı her şey vazifedir ama bazı insan bunu şuurlu yapar, bazı insan bunu şuursuz yapar. Ama mesela öte alem deneyleri, öte alemle alakalı olan deneyler bize gösteriyor ki dünya hayatı aslında göründüğü gibi bir hayat değil. Esas amacı bizim burada maddeyle ilgili yapmış olduğumuz bu kadar detay bir çalışma değil. Ölüm sonrası diye bir bizim şuurumuzun, yani aslında kendi varlığımızın bir sürekliliği söz konusudur. Bunlar artık deneylerle ispatlanmış, kanıtlanmış konulardır. İşte enstitü bu Türkiye'deki bu ekolün devamıdır. Yani deneysel olmayan, kerameti kendinden menkul diye işte söylenen, bilinen konularla çok değil ama gerçek olan, bizi hakikate götüren, deneysel tarafı olan somut neticeler elde ettiğimiz her türlü çalışmayla biz de hocalarımızın çalışma metoduna uygun olarak faaliyet sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi İlahi Nizam ve Kainat veya Sadıklar Planı'nı, temel iki kitap bizim için. Okuyunca kendimiz anlamamız çok mümkün değil. Evet. Enstitüde ne gibi bir metotla öğrencilerine öğretiyorsunuz? Kaç yıl sürüyor? Gerçekten bir İlahi Nizam ve Kainat, Bedri Ruhsenman'ın düzenleme diye yazmakla beraber ruhsal celselerden gene tebliği veren ruhsal plan ya da makam neresiyse onun onayını alarak düzenlediği, derleyip toplayıp insanların daha kolay anlayabilmesi, konunun içine çekebilmesi için yapmış olduğu son çalışması. Hakikaten insanlığa bir hediyedir. İlahi Nizam Kainat içerisinde
bir takım kehanetler de vardır. Örneğin işte iklim değişikliği gibi, yaygın hastalıklar gibi, dünyanın son devresinde ya da bizim devre sonu dediğimiz, içinde şu anda da yaşamış olduğumuz bu dönemlerde olacak olanları kitabında çok net bir şekilde ifade etmiştir. Bunun iki tane amacı var. Bir tanesi kitabın içinde yazan diğer bilgilere karşı da bir ilgi çekmek, bir güven tesis etmek. Çünkü kehanet tarafı da çıkmıştır. Bunlar doğru olduğuna göre diğer tarafları da insanoğlunun dikkate alması şarttır. Bunun gibi 1959 yılında başlayan ve Üstad Bedruh Selman tarafından da onayı alınan Ergün Arıktal'ın bizzat medyumluğu ki çok genç yaşta başlıyor ile yapılan celseler sonucunda ortaya çıkan bir tebliğ kitabı daha var. Bunun ikisinin arasında bir ufak fark var. İlahi Nizam ve Kainat tabii çok kolay ve akıcı okunması açısından bence de doğrudur. Düzenlenmiştir. Sadıklar planı tebliğleri olduğu gibi celse ve bunların tapajlarıdır. Tapajların orijinalleri hala bulunmaktadır. İnanmayan arkadaşlar oluyor. Buyurun gelin diyoruz. Metinleri karşılaştırıyoruz. Çünkü Türkçeleştirdikten sonra bazen böyle ihtiyaçlar olabiliyor ama herkes gelen 3-5 kişi çok ikna olmuş durumdadır. Bizim içimiz o konuda yani rahat. Burada da birbirini tamamlayıcı tarzda paralellik arz eden, hatta dünyadaki başka bir takım tebligatlarla da, bilgilerle de paralellik taşıyan yine bilgiler bize verilmiş. Bunlar tabii gelişmiş ruhsal varlıklar tarafından öte alem dediğimiz, bizim işte şu anda dokunduğumuz katı madde alemin dışında ki ortamlardan bir medyum aracılığıyla trans esnasında söze dönüşen ve kayda alınan bilgilerdir. Tabii ki burada sorular, cevaplar, kabullenmeler, kabullenmemeler söz konusudur. Bunlar tabii bu çalışma disiplininin bir özelliği. Soru sormadan olmaz. Mesela bugün sosyal medyada görüyoruz çok değişik böyle ifadeler. Bir soru soruyorsunuz. Soruya başka bir soruya çıkacak başka bir kavramla cevap veriyor. Onu da soruyorsunuz. Kavramlar peş peşe böyle geliyor. Kafalar karma karışık. Kafa karma karışık yani aslında sorunun bir cevabı olmuyor. Şimdi değerli dinleyenlere şunu tavsiye ediyorum. Yani bir tebliğ çalışması içerisinde madem konu oraya geldi, kısmet bugüne anlatalım. Bir tebliğ çalışması içerisinde verilen tebliğ açık net, daha yeni bir bilgi veriliyorsa bile berrak bir şekilde, sade, yalın bir şekilde verilmesi gerekir. Bir ifade, bir bilgi, yani mesela bir akademisyenin bir kitap yazdığını düşünün. Karma karışık yazsın, doktora tezi ise doktora komitesi bunu kabul etmez. Bunu derler sadeleştir. Bu hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Yani aslında bilimsel dediğimiz bir dil var. Bu dil yalın, bizim İngilizce lean dediğimiz kolay anlaşılan, kolay kavranılan, hataya, yanlış anlamaya mahal bırakmayan tarzında ifadeler olması lazım. Baktığımız zaman ülkemizdeki dünya çapındadır aslında bu bahsettiğiniz iki tane tebliğ. Ülkemizdeki bu ruhsal bilgiler bize bir kaynak olmuştur ve biz bunları çalışa çalışa, bunlar üzerinde düşüne düşüne, soru sorarak, bunlardan cevap alarak, yani yazılı metni araştırdığımız zaman aldığımız cevaplardan bahsediyorum, bilgiyi belli bir yere kadar tabii getirmiş bulunmaktayız. Şunu da ifade etmek istiyorum ki, ruhsal bir bilgide, bilgide son yoktur. Bilginin sonu olmaz. Yani işte bu son tebliğdir, bunun üstünde bir şey olmaz vesaire. Bu tamamen insan varlığının anlayabilme, öğrenebilme, kavrayabilme kapasitesiyle alakalı. Bunun da ötesine giderse, bunun da ötesinde insanların bilgiye kavuşma şansı vardır ve olacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Peki biz bu kadar bilgiyi aldıkça nasıl bir dengeye ulaşıyor olacağız? Doğru bir soru. Bilginin dengesini nasıl sağlayacağız?
Bilginin dengesi uygulamayla sağlanabilir. Örneğin mesela bir vicdan bilgisi. Vicdandan bahsediyoruz değil mi? Şimdi bu vicdan bilgisini biz uygulamazsak, sadece bunu sözde bırakırsak, insanlara bugün ne yazık ki sosyal medyada böyle gruplar ve böyle şahıslar var. Üzülerek izliyoruz, üzülerek. İşte uyarabildiğimiz kadar uyarıyoruz ama mesela bir kişiyi ele alalım. İnsanlara karşı fevkalade yumuşak, yakın davransın. Ama bakacaksınız bunun arkasında maddi bir amaç var mı yok mu? Maddi bir amaç varsa, şüphelendiğiniz durum varsa o insanın kendi hayatına bakacaksınız. Bu hayat içerisinde dolandırdığı insanlar var mı? Yalan söylemiş mi? İnsanlara baskı yapmış mı? Neler yapmış bu şahıs? Bunlara bakacaksınız. Ondan sonra anlattıklarını değerlendireceksiniz. Aynen bu şekilde bilgi uygulamak da farklı değil. Nasıl değil? Ben şimdi burada bilgiden, yardımlaşma, dayanışmadan, seçme özgürlüğünden bahsedip de kimseye bilgi vermezsem, kimseye yardım etmezsem, kimsenin seçme özgürlüğüne ondan sonra müsaade etmezsem ben bu bilgiyi uygulamış olmam. Yalan söylersem ben bu bilgiyi uygulamış olmam. Bu sadece insanın beyin hafızasında bir yük olarak bir bilgiyi tutması anlamına geliyor. Ama bu yük eğer ki burada uygulamaya dönüşmezse, yapılan araştırmalardan görüyoruz ki dünyanın her yerinde ölüme yakın ya da ölüm sonrası araştırmaları yapılıyor. Yani sadece Türkiye'de değil, çok ciddi araştırmalar, akademisyenler bunları yapıyor. Görüyoruz ki ölüm sonrasında varlıkların yaşadıkları haller onlara yapmadıkları uygulamaların çok büyük zorluklarını çıkartıyor. Yani burada yapılmayan uygulamalar bizim karşımıza zorluk olarak çıkıyor. O tarafa biraz hazırlanarak gidiyor olmamız lazım. Onun tek şeyi hayatı sade yaşamak, insanlara önyargısız davranmak, sevgi dolu davranmak. Tabii ki madde dünyasının içindeyiz. Hani diyeceksiniz ki işte sen de çalışıyorsun. Mecburen çalışıyorum çünkü kendi hayatımı, geçimimi, ailemi, kendi çalışma şeklimden kazanmaya çalışıyorum. Ondan sonra bu dengeyi kurabiliyorum en azından. Böyle olunca bilgiye ve insanlara karşı daha objektif yaklaşma şansı bu bana veriyor. Bu da örneğin hayat uygulaması içinde zor ama çok bereketli bir çalışma şeklidir. Bunun dışında da yani vicdan uygulamaları, bencilliğin terk edilmesi, insanın kendisini evrenin merkezi olarak görmemesi. Mümkün değil tabii. Nefsimizi sıfırlamak böyle bir şey mümkün değil. Bedenli olduğumuz müddetçe böyle bir şey var. Ama eş koşmalarımızdan kurtulmak, egomuzun bizi yönetmesinden kurtulmak, bunlar bizim elimizde. Sahte benliklerimizden kurtulmak, bunların hepsi bizim elimizdedir. Hayatın uygulaması bu şekilde yaşanırsa çok da büyük ızdıraplar çekmeden insan dünya hayatının amacına ulaşabilir. İnsanoğlunun en büyük zaafı bence duygularıyla hareket etmek. Sizin öğretilerinizden benim en çok öğrendiğim aklımızı da ön plana çıkartarak o dengeyi kuruyor olmak. Evet. Sanıyorum sizin çalışmalarınızın bizlere en büyük katkısı bu dengeyi sağlıyor olmak. Evet, çünkü bilgi uygulamasının da ne olduğunu hayatın içerisinde insanın kendi üzerinde öğrenmiş olduğu bu bir sürü bilgileri nasıl kullanacağını muhakkak öğretmemiz gerekiyor. Sadece ve sadece kendini bilmek bir işe yaramıyor. Sadece ve sadece bir spiritüel bilgiyi bilmek, yani insanın beden dışı durumu, şuur halleri, öte alem, hayat planı, doğum, ölüm sonrası, ölümden sonra yaşayacağı şey, iki hayat arasındaki plan programı, işte bizim kabul etsek de etmesek de evrensel bir düzen var. Bu alın yazısı şeklinde değil ama bir mukadderat sistemi var. Yani bu bir alın yazısı değil çünkü orada insanların seçme hürriyeti devreye giriyor. Bu şekilde bunlar var ama bunları insanın anlaması ve uygulayabilmesi için kendi üzerinde çalışması şart.
İşte bilgi uygulaması aslında bu şekilde oluyor. Yani bizim enstitümüzde biraz bahsedeyim madem, evet, konuyu açtınız. Birinci sene temel bilgiler senesi. Spiritüalizme giriş ve spiritüalizmin detayları. Burada iki yarı yıldır, birinci yarı yılda ruhsal bilgilerin özellikleri anlatılıyor. Ruhsal bilgi kaynağı nedir? Ondan sonra insan varlığı nedir? İnsan varlığında görülen, aslında kendi doğasına ait olan ama doğa dışı olarak adlandırılan durumlar nedir? Bunların sonuçları nedir? İşte kader nedir? Hayat nedir? Tekamül nedir? Bunları bir yarı yıl boyunca detaylı konuşuyoruz. İkinci yarı yılda da tekamülü ve evrenin işlemesini sağlayan bizim bildiğimiz, özetleyebilmiş olduğumuz yasalar var. Evrensel yasalar. Bunlara eskiden Üstad Ruhselman mesela ilahi irade yasaları demiştir ve çok üzerinde durmuştur. En önemlisi sebep-sonuç yasası. İlliyet prensibi der kendisi. Ve bununla ilgili Mukadderat ve İcabat diye bir kitabı da vardır. Bütün hepsini içeren, onların hepsini özetini içeren şekilde bu yasaları da işliyoruz. Ama ikinci seneye insanın kendi üzerinde çalışmasına ilişkin kendini tanıma metodik senemiz var, dersimiz. Burada herkes kendi üzerinde çalışıyor ve hayatı boyunca da kendi üzerinde çalışabilmesi için ihtiyacı olan metotları, ana noktaları öğreniyor. Bu ana noktalar tabii, yani bir senede insan böyle piripak olma şansı yok. Öyle olsa ne güzel olurdu ama hayatın baskısı, madde şartlarının zorluğu karşımıza bunları çıkartıyor ve ikinci sene bunu işliyoruz. Bunları bu yüzden işliyoruz. Yani diyelim ki 25 kiloluk bir tohum çuvalı düşünün, sırtımıza yükleyelim. Bu tohum çuvalıyla bu tohumları hiç ekmeden biçmeden biz gezelim. Hayatın yaşanması için çok da gerekli bir şey değil yahut da yeterli değil. Bizim yapmamız gereken bu tohumları ekmek, bereketli gümrah alanlarda tarım yapmak. Yani aslında bilgiyi uygulayarak bunun sonucunu almak. İki sene böyle geçiyor. Sonra isteyen arkadaşlar için bizim temel bilgi kaynaklarımız olan İlahi Nizam Kainat ve Sadıklar Planı tebliğlerini işliyoruz. Bunları İlahi Nizam Kainat'ı satır satır okuyarak, üzerinde yorumlayarak, çalışarak inceliyoruz. Sadıklar Planı tebliğleri de çok uzun olduğu için bunları temel konular halinde tebligatın içine dağılmış vaziyette olan konuları föyler halinde birleştirerek onları tek tek okuyup çalışıyoruz. Bir de elinizde çok güzel bir kaynakça var. Evet. Ve bunu dijitale geçirme projeniz olduğunu biliyorum. Evet, evet. Burada doktora yapanlara, lisansüstü programlara girmek isteyenlere de destek vereceğinizi duymuştum. Elbette, doğru. Enstitümüzün çok güzel bir arşivi var, kitap arşivi. Kütüphane demek istemiyorum. Çünkü bunun içinde dijital kitaplar da var. Kendi kütüphanemizi OCR yaparak, yani karakter tanıma özelliğini içeren, taradık ve bunları güzel bir web arayüzüyle araştırmacıların istifadesine sunmak istiyoruz. Çünkü kütüphane, orada herkes gelip bunu alıp götürmek istiyor. Kütüphaneden de kayıp oluyor. Ama araştırmacılar gelse bir bilgisayar ekranında kitabı açsa, orada okusa, rahat rahat istediği kadar orada araştırsa, çünkü çok değerli kitaplar var, çok değerli eserler var, literatürümüz çok geniş ve bu şekilde biz ister lisansüstü, ister doktora, bizim konularda, bu spiritüel konularda, para psikolojik konular dahil olmak üzere araştırma, çalışma, akademik çalışma yapmaya isteyen bütün arkadaşlara bu imkanı meydana getirmek istiyoruz. Kitapların taraması aşağı yukarı %90 bitti. Bundan sonra OCR safhasına geçeceğiz. Aşağı yukarı 8-9 bin tane kitap var. Çok fazla. Evet. OCR, ama bunların çoğu zaten OCR'lı. Yani siz bir kelimeyi bir kitabın içinde arayabileceksiniz. Ve aradığınız konuda nokta atışı eserlerin içerisinden özetleyerek
araştırmanızı rafine ederek hızlı bir şekilde sonuca ulaşabileceksiniz. Böyle bir çalışma devam ediyor. Şu anda kitap taramaları işin tabii %30-35'e, işte %50'sine geldik mi zaten iş bitmiş demektir. Ergün Arıktal, Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü'nün son dönemde sosyal medyada da çok etkin olduğunu görüyoruz. Evet. Bu konuda çalışmalar yapacaksınız herhalde. Evet. Instagram hesaplarınız var. Doğrudur. YouTube'dan izleyebiliyoruz. Evet. Konu başlıklarıyla. Evet. YouTube'da tabii yayınlarımızı artıracağız. Ama Instagram şu anda biraz daha takip edilirlik açısından bize daha yardımcı olduğu için o şekilde çalışıyoruz. Enstitümüzde bizim sosyal medya yöneticimiz var, Gülçin Hanım. Gülçin Hanım'ın fikri Instagram'da soru cevap. Aslında fikir nereden çıktı? Enstitünün sosyal medya sayfalarına izleyiciler tarafından çok fazla soru soruluyor. Ve bunların birçoğu aslında gerçekten çok nitelikli sorular. Yani bir kısmı çok merakı, mucip, hani biraz da bilgisizce, fakat bir kısmı ve önemli bir kısmı çok ciddi ve nitelikli sorular. Arkadaşımız Gülçin Hanım bu soruları alıyor, derliyor, topluyor, revize ediyor, rafine ediyor. Ve arkasından işte bunları cevaplıyoruz. Bir küçük soru cevapların bir sürü faydası olduğunu görüyoruz. Bunu da ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Geri dönüşlerden, beğenilerden, dinleme sayılarından, paylaşım sayılarından ölçüyoruz. Demek ki insanların anlık bir takım sorulara ihtiyacı vardır. Yani mesela arkadaşımız 3-5 kitap okumuştur, konferanslar dinlemiştir. Ama bir soru vardır kafasında, hiçbir yerde bulamamıştır. Zaten bizim enstitümüzde ilk sloganımız neydi? Bütün sorularınıza cevap vereceğiz diye. Ve burada da sosyal medya üzerinden de tabii ki yani elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, bilgimizin yettiği kadar bu sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz. Çok ilgi gördü. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Biraz da yine daha da fazla olabilir. Arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz. Siz de biliyorsunuz gayet yakından. Sosyal medyada yayın yapmak kolay değil. Bir, bunun çekim sonrası montaj vesaire, özellikle YouTube şeyleri var, süreçleri var. Tabii ki emek isteyen süreç. Çok emek yoğun bir şey. Çok da kaynak harcıyor. Ama bilgiyi yaymak için bütün kaynaklarımız feda olsun diyoruz. Bilgiyi yaymak adına başka planlarınız da var mı? Yurt dışında bağlantılı olduğunuz kurumlar var sanırım. Paralel olarak faaliyet gösteren kurumlar, yerler var. Ama esas buna baz teşkil edecek, yani temel teşkil edecek bizim Ergün Arıktal'ın bir takım eserleri var. Çok kilit eserler bunlar. Herkesin okuması gereken işte bir tekamül kitabı, bir kendini bilmek kitabı, bir pozitif yaşam kitabı. Bunları hızlı bir şekilde, ki bir kısmını zaten yayınladık, kalanları da yayınlayıp İngilizce'ye çevirmemiz lazım. İngilizce'ye çevirdikten sonra, ki bu planımız var, belki Sadık'la planı üstünde de tekrar Türkçeleştirmiş versiyon üstünden bir çalışma yaparak biraz oraya kaynak aktaracağız. O kaynaklarla da o zaman biz de dünya sahnesine daha kendine güvenen, daha elinde bir malzeme olan şekilde rahatlıkla çıkabileceğimizi ben düşünüyorum. Parapsikoloji konferansı yapmıştınız daha önce. Önceden evet, iki tane parapsikoloji konferansı gerçekleştirilmişti. Bu gene gerçekleştirilebilir. Spiritüalizmle bu harmanlanabilir. Çünkü insanın aslında bilinmeyen doğasının ortaya koyduğu fenomenleri inceliyor parapsikoloji. Ve gerçekten de bir sınır bilimdir. Bir bilimdir. Yani burada üniversitelerde lisans üstü ve doktora programları olan araştırmalar. Tabii dünyada her üniversitede değil ve parapsikoloji konusu da araştırmacılarla yürüyor. Yani akademisyen olmak dünyanın hiçbir yerinde kolay değil. Biliyorsunuz. Bu parapsikoloji kendisi bir, ne bileyim işte, sanayiyle, endüstriyle ya da iş dünyasıyla bir ortak faaliyet yaparak bunu bir paraya dönüştürebileceğiniz bir şey de değil.
Ama incelediği olaylar bakımından, bunların sonuçları bakımından, fenomenlerin özelliği bakımından bütün dünyadaki insanların her birini ilgilendiren aslında belki de çok çok önemli. Yani ilk 5 konudan bir tanesi olması gereken bir konu. Çünkü insanın kendi doğasıyla alakalı içinde bir sürü araştırma maddeleri içeriyor. Evet, ben çok faydalandım bu sohbetten. Çok teşekkür ediyorum bize konuk oldunuz, geldiniz. Çok teşekkürler hocam. Rica ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarınızın devamını diliyorum.